Aykırı sorularda bugün aykırı bir hamle yapıyoruz. Ben bundan bir süre önce bir yurt dışı seyahati sırasında bir başarı öyküsüne tanık oldum. Ve oradaki bu başarı öyküsünün Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarda toplumla paylaşılması gerektiğine inandım. Ve uluslararası alanda başarı sağlamış bir iş adamını, daha sonra dostum olan bir iş adamını sizlerle tanıştırmak istedim. Elbette ki kendi üslubumda ve aykırı soruların içeriğine uygun olarak konuğum Cafer Maheroğlu iş adamı. Prensip olarak ben iş adamı lafından pek hoşlanmam ama bu iş adamı tırnaklarıyla kazıyıp alın teriyle mücadele edip bir de dünyada ses getirince ilgi çekici oluyor. Cafer Maheroğlu şu anda ne yapıyor? Dünyanın neresinde? İş adamı tanımında ben de pek hoşlanmıyorum. Çünkü iş adamı iki tanımı var bana göre. Tırnaklarıyla gelmiş olan insanların kazandığı iş adamı konumu çok daha yerinde. O tanımı alıyorum ama onun dışındaki iş adamı tanımını almıyorum. Peki şimdi hemen bizi ilgilendiren tarafına gelelim. Senin nasıl bir para pul falan kazandığın bizi ilgilendirmiyor ama şu ilgilendiriyor. Türkiye'de de milyonlarca insan bugün işsizlik vesaire sorunlarını tartışıyor ve Avrupa'da bir kaynak olarak görülüyor. Sen Türkiye'den Avrupa'ya gidiyorsun, hangi ülkeye gidiyorsun ve nasıl oluyor da bir anda büyük bir marka yaratma sürecinde bir kavganın tarafı oluyorsun? Şimdi bu aslında çok kısa bir soruymuş gibi görünse de aslında içi çok dolu bir soru. Çünkü orada çok uzun bir süre var. 25 yıllık bir geçmiş. Evet, kısaca özetlediğiniz zaman doğru zamanda doğru yerde durmak var. Fakat ama bunu okuyabilmek var. Yani o yerde sizden önce birileri durmuştur. Oradaki çivinin sesini hissetmiştir, ayağına batmıştır ama acısını belki hissetmemiştir, es geçmiştir. Ya herkes salak, bir tek bir kişi akıllı olmaz. Demek ki kaderi değiştirecek anlar oluyor. Bavulu aldı Cafer, Avrupa'ya gitti. Belki doğru yerdeydi, belki değildi. Şans faktörü olmaksızın bir şey mi yaptı yoksa şansı mı yaver gitti? İnsanlar hayalleri kadar büyüktür. Yani siz hayallerinizi ne kadar büyük tutarsanız başarınız da aslında o kadar büyüktür. Bu genel geçer oldu, biraz genel açalım. Genel geçer ama şöyle açalım. Ama çok ilginçtir, eğer bu hayallerinize çok fazla kapılır, eğer bunu başarıya da ulaştıramazsanız o da çok büyük bir hüsran yaşatır size. Gemi batar. Gemi batar, önünüzdeki başarılarınızı da engeller. Yani bu dengeyi çok iyi kurmanız gerekiyor. Tekstil sektöründen söz ediyoruz. Ne yaptı Cafer? Tekstil sektöründe, çünkü bizim gittiğimizde benim hiçbir tekstil... Yaş. Kaç yaşında oluyor bu Avrupa'ya gitme? 20 yaşlarındaydım. Yani hiç daha önce hayatımda tekstille tanışmamıştım. Hiçbir tekstil geçmişim yoktu. 20 yaşında başlayan bir tekstil geçmişim oldu. Ondan sonraki süreç tekstil üzerinde şekillendi. Nereye gittin? Londra'ya gittim. Londra'ya gittim. Yani orada hayata başladım. Karşımıza orada bizden önce giden abilerimizin yaptığı tekstil mesleği vardı ve biz de oradan tuttuk. Yani hayatın bir yerinde tutunman gerekiyor. Biz de o kısmında tutunduk. Sonuçta süreç 25 yılda bizi buraya getirdi. Bugün Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük markalarından birisinin başındayız. Onu bugünlere getirdik ve daha da ileriye götürüyoruz. Peki ne yapıyordu Cafer? Ne oldu? Yani nereden başladı? Bugün bizi izleyen genç insanlar, hani bu Amerikan rüyası hikayesi var ya, Amerikan rüyası gibi bir durum mudur bu, yoksa bayağı zorlu, çetrefil bir durum mudur? Şimdi az önce dediğim gibi Amerikan rüyası gibi bir şeydir. Herkesin hayalleri çok büyüktür. Fakat eğer onu çok doğru dizayn edemezsen 11 Eylül'ler yaşarsın. Dolayısıyla da kendi içinde de büyük bir bomba patlar. Bunu biraz açar mısın? 11 Eylül. Yani açayım, 11 Eylül derken çünkü hepimizin gözünde nedir? O bir şeyi ifade ediyor. Yani orada bir istikrar var, bir başarı var. Ve aynı zamanda da orada çok başarıyı çok erken ulaşabileceğin bir sistem olduğu düşünülüyor. Öyle lanse edildi bize. Aslında öyle bir şey yok. İnsanların hepsi kendi içinde, kendi başarısını kendi içerisinde geliştirir ve genişletir. Eğer bunu sen kendi başarını kendin göremez isen, bir başka yerin üzerinde başarıya ulaşmak o kadar çok basit değil. Ama bu hayale çok dayanırsan ve bunun üzerinde yürümeye kalkarsan 11 Eylül'leri yaşarsın. Yani şunu demek istiyorum. Kendi içini dolduramazsan, kendi yeteneklerinle yüzleşemezsen, eğer sadece ve sadece hayallerine ve şansına kendini bırakırsan 11 Eylül'lerin yaşanması kaçınılmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bir laf vardır. Büyük para namuslu yoldan kazanılmaz diye. Belki de bu biraz kıskançlıkla, hasetle olur. Yani sıfırdan büyük para kazanmak mutlaka yan yollara sapmak demektir. Cafer Maheroğlu bu konuda ne der? Aslında o bir atasözü. Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz derler. Yani o bir atasözüdür ama benim hiçbir zaman çok param olmadı. Hala da çok param yok.
Yani bu bir inanç, bir yürek işi. Parayla olacak iş değil. Yüreğini ortaya korsan, inancını ortaya korsan, kendini ortaya korsan, başarıyı ortaya korsan bu kaçınılmaz bir gerçek, ulaşırsın. Ama paraya odaklı yürümeye başlarsan, yani bu çok şey laflardır. Yani işte kaç milyon dolarını ne zaman kazandın, ilk 1 milyon dolarını nerede buldun, işte şu anda kaç milyon doların var. Milyon dolarla endeksli olmak yanlış. Bana şunu sorsan, kaç tane çalışanım var kardeşim? Emeğe endeksli gitmeli bu iş. Yani emeğe endeksli gittiğinde yüz binlerce insan yanında çalışabilir ama 100 liram bile yoktu. Peki işe nasıl başladın? Şimdi bak, şimdi ama bunu açalım. Yani, açalım evet. Çünkü emekten kopar, paraya odaklı gitmeye başlarsan para paraya kazanmaya başlar ve bu sefer İslam'dan uzaklaşırsın. Önce şu şeye dönelim. Hangi sektörde nasıl başladın da bu oldu? Yani tekstilden söz ediyoruz, bir onu anlayalım. Yani hangi sektörde bir markayı yaratıyor ya da var olan bir markayı ayağa kaldırıyor Cafer Mahiroğlu? Şimdi tekstilde ben başladım. Tekstil sürecim benim 91'de başladı. Yani 91 sürecinde 3-5 makineyle başlayan bir bodrum katı atölyesi. Çünkü hepimizin, büyük bir çoğumuzun geçmişinde bu vardır. Oradan süreç 100 makineye, oradan derken 300 kişiye, oradan 500 kişiye derken orada Londra dışına. Ve oradan ben İngilizlerin 35 yıllık bir markasını satın aldım. Bu da 2007 yılında Avrupa'da yaşanan ilk krizdi. Batan bir markayı aldım. Yani batan değildi. O günkü ekonomik krizde ilk darbe, yani o türbülansa girdiğinde ilk panikleyen markalardan biriydi. Ve bu bizim için çok büyük şanslı. Düşünsene, İngiltere'nin bütün noktalarına yayılmış, 350 tane noktada var olmuş. Tabii 35 yıllık bir geçmişi olan bir şirketi alıyorsun. Kolay değil bunu yaratabilmek. Yani doğru yürütülmüştür, yanlış yürütülmüştür, bunlar ayrı bir olay ama bu altyapıyı hazırlamak çok kolay değil. Biz orada darbe yiyen ilk şokta olan bir şirketi aldık ve bugün işte geçen hafta da Mail on Sunday'de çok geniş bizimle ilgili bir yazı vardı. Çünkü bütün sektör aşağı inerken biz yukarıya çıkıyoruz. İşte bunun analizi yapılmıştı. Bu biraz inanç işi. Yani, Türkiye'de şöyle bir söylem var. Türkiye bir markayı batıya ihraç edemez, orada olamaz diye. Sendekinde de ilginç bir şey var. Aslında yaratılmış ve düşmekte olan bir markayı alıp onun sahibi olarak bunu dünyaya daha çok yaymak. Ama bunun aslında şuna bakmak lazım. Bunlar bu işi 100 yıl önce çözmüşler. Bunlar derken? Yani Avrupa'dan bahsediyorum. Bir de marka hep batıdan doğuya doğru gelmiş. Doğudan batıya giden bir marka yok. Ha bunu biraz daha açarsak nedir? Yani marka olmak sadece pahalı ürün satmak anlamına da gelmiyor. Bazı ürünlerini alırsın ama onun kültürünü taşımadığın için o üzerinde sana oturmaz. Yani marka bir kültür olayı. O kültürüne, bunun da pazarlayıcıları var. O ülkenin İşte sanatçıları var, sporcuları var, akademisyenleri var, bilim adamları var, iş adamları var, medyası var. Birçok şeyi var. Her alt. İkincisi bir şehir, Londra dediğinde, bir Paris dediğinde, işte Milano dediğinde bunlar bir şehir yaratmışlar, markalaştırmışlar. Çünkü modayla özdeşmiş. Kaç İstanbul'un kaç mağaza var? Şu anda 200'e yakın mağazamız var. 200'e yakın mağaza. Ciro ne kadar? 250 milyon dolar civarında değil mi? Yani ciro, şimdi şuradan onun üzerinde biraz daha ciromuz, üzerinde cirolarımız var ama ciroya odaklı olmak da bana göre çok yanlış geliyor. Bana şu soruyu sorsan. Ama seyircilerimiz anlasın istiyorum. Ben. Anladım, evet. Yani seyirci neyle karşı karşıya olduğunu anlasın. Aşağı ya, ama ben paradan hep şöyle kopmak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin kaçıncı şirketi? Tamam, oraya geleceğim. Ama ben hep paradan ve o tabirle çıkmak istiyorum ve kopmak istiyorum. Çünkü bunlar bizi körleleyen şeyler. Yani bana şunu sor. İşte kaç param var? İşte ne kadar? Bunları bırakalım. Azim işidir bu. Yürek işidir. Yüreğini ortaya koyduğun sürece marka yaratabilirsin. Bu dönemde yürek mürek hiç kimse için bir şey ifade etmiyor. Somut. O zaman ileriye gidemiyorsun çok fazla. Somut. İngiltere'nin kaçıncı büyük tekstil firması? Ya da İngiltere yani biz değil. Buradan işte gazeteler. Biz dördüncü büyük tekstil şirketiyiz. Yani İngiltere'nin dördüncü büyük mağazalar zinciri aynı zamanda. Bu çok önemli. Evet. Yani ama şimdi bunlar ayrı şeyler. Bunlara girdiğin zaman senin kendi ilerideki gelişini de etkiler. Niye yani hep paraya odaklı konuşuyoruz? Yani başarıya odaklı. İnsanlara yanlış, bana göre bunları söylemek çok basit. Birkaç kelimelerle bunları aktarabilirim. Ama insanlar bir şeyler yapmak istiyor. Mesela gençler bir şeyler yapmak istiyor. Ellerinde parası yok. Ne olacak? O zaman buna şu mesaj. Ya paran yoksa sen bu işi yapamayacaksın demek yok, midir? Yok, tam tersine. Paran yoksa da yapabiliyorsun diyeceksin. Yapabileceksin. Bravo. Çünkü yüreğini ortaya koyacaksın. İnancını koyacaksın. Azmini koyacaksın ve sen bu işi yapacaksın. Yaparsın da. Çünkü şimdi yapanlar senden akıllı değil ki. Benim yüreğim var. Yani bir sürü insanın da yüreği var. Eyvallah. Niye benim mesela 200 tane mağazam olup da 250 milyon doların üstünde cirom olmuyor? Yani senin yüreğin benim yüreğimden daha mı kıymetli? Biraz da yetenekli. Siz de burada sunum yapıyorsunuz. Şu programı sizden daha sunabilecek bir var mı? Ben onu yapamam mesela. Yetenek misiniz? Ben oraya geçip arkadaşım olmana rağmen ben hala heyecanımı yenememişim. Çok ayrı bir yetenek. Demek ki sen de kendi yeteneğin üzerinde gelişiyorsun. Çok güzel. Yüreği olan genç arkadaşlar
ne yaparsa, yani yeteneğim var, yüreğim var. Benim anladığım kadarıyla 10 fabrika 8 bin çalışan varmış. Bir süre önce bu arttı şu anda. Onu biliyorum, dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'de üretim yapılıyor. Bu başarı öyküsünü insanlar duysun istiyorum. Yürek var. Peki nasıl pozisyon alması gerekiyor ve marka sorunu nasıl aşılabilir Türkiye'de? Ya bunun aslında bir formülü yok, biliyor musun? Yani şey de yok, pek fazla bir tarif de yok. Yürek birçok şey açtığın zaman kendi iç dünyasına da inebilmeli. Kendini çok iyi tanıyabilmeli. O hislerini çok iyi tarif edebilmeli. Yani hayattaki beklentileriyle kendi yaşadıklarını, hissettiklerini çok iyi harmanlayabilmesi lazım. Yani bu şunun gibi bir şey değil. Yani işte iki tane yumurta, bir tane un falan, işte şunu yaparsın gibi bir şey değil. Yürek çok önemli. İnanç, azim, odaklandığın nokta çok önemli. Para kazanmaya odaklanırsan farklı bir şey. Ama başarıya odaklanırsan ve inanırsan bu azmin bunu yener. Marka yaratmak istiyorum diye ne yapmam? Bak, marka çok zor. Çıkışınız çok doğru olmalı. Ben bugün marka yaratmak için o kadar çok fazla inancım da azmimi de yüreğim de ortaya koymam. Ama ben var olan bir markayı daha da yukarı çekmek için o azmimi inancımı koyuyorum. Çünkü marka yaratmak farklı bir şey. Markayı yönetmek farklı bir şey. Bak, bugün artık kimin yarattığının önemi yok. Kimi yönettiğinin çok daha önemi var. Ben bugün bu markayı aldığımda Türkiye'ye ayrılan bütçe %5'ti. Yani harcamaları gereken bütçenin Türkiye'ye düşen %5'ti. Ben bugün yaklaşık %80'ini alıyorum. Çok bir örnek vereyim. Anlamadım. Kimin şöyle, harcaması gereken okay. bütçe? Başında oturduğunuz markaların artık kimin yarattığını önemli değil. Gücü kimin kontrol ettiği, gücün kimi yarattığından çok daha önemli. Yani o gücü yaratma dönemi... Onu anladın da bu %5, %80 kim açısından? Bizim aldığımız marka, benden önceki yöneticiler tarafından bütçesi yapıldığında Türkiye'deki alımlara sadece ve sadece %5 ayrılmıştı. Geriye kalan %95'i işte Avrupa, Uzak Doğu, işte Hindistan, Bangladeş gibi bölgelere ayrılmıştı. Şimdi %80'i Türkiye'de. Çünkü neden? Ben yönetiyorum o markayı artık. Dolayısıyla sistem yaratılıyor. Çünkü Türkiye'nin çekici gücü olmaya başlıyorsun. Türkiye bu saatten sonra kendi markasını öne çıkarmadığı sürece çok sıkıntılı dönem yaşayacaktır. Çünkü artık fasona dayalı üretim her an tehlikede. Türkiye'de ve dünyada çok tartışılan bir mesele var. Bu açıdan senin söyleyeceklerin önemli. Türkiye'de de dünyada da kolaycılık, paradan para kazanma, işte borsa vesaire yoluyla zengin olma hayalleri kuranlar var. Bir de zor yolu seçip yatırım yapıp istihdam sağlamaya çalışanlar var. Bu aradaki fark nedir? Hangisi doğru yoldur? Ya şimdi paradan paraya kazanmak, eğer sahip olduğunuz nüfusunuzu geçindirebilecek milli geliri kazanabiliyorsanız ve bu da onlara yetiyorsa paradan para kazanmaya gidebilirsin. Ama öbür tarafta bu kadar genç nüfusun var. Nasıl istihdam edeceksin? Yani ne yapacaksın? Evde otur, eline bir de laptop vereceksin, kompütür vereceksin. Sen burada otur, işte burgerini ye, kilonu al ve başka işe karışma. Biz sana yollarız ihtiyacın ne kadarsa, ama hayatta hiçbir şekilde söz sahibi olma. Üretimde kopardığın sürece köleleştirirsin. Modern köleleştirirsin. Yani adını belki değiştirirsin ama köleleştirirsin. Eğitimden de koparırsın. Üretimden kopmamalı insanlar. Üretimin içinde olmalı. Para odaklı olmamalı. Yani sonuçta para nedir? Yani emek artı değerin tarifi çok yıllar önce yapılmıştır. Yani bundan daha fazlasını, çok daha fazla lükse, çok daha fazla tüketime girdiğin an çok fazla yıkımları da beraberinde getirirsin. Ama emekten yana, üretimden yana tavrını korsan, o zaman bir bakarsın ki sahip olduğun gençliği de çok doğru kanalize etmiş olursun. Peki, yani, bu istihdam sağlamak için enstrümanlar yeterli mi? Kesinlikle Türkiye'de yeterli. Bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin doğusu bugün 10 tane Çin çıkarır. Bunu samimi söylüyorum. Ben çünkü Vietnam'da da fabrikam var. Çin'e de gidiyorum. Bangladeş'e de gidiyorum. Üçüncü dünya dediğim ülkelerin hepsi. Hangi ölçülerle bunu tahlil ettin? Çok basit. Bugün bizim atıyorum doğuya gittiğimiz zamanki insanın gelirine baktığında şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye'de en çok göç alan şehir neresi? İstanbul. Neden geliyorlar? Açlıktan. Peki İstanbul'dan sonraki göç alınan merkez neresi? Yurt dışına baktığında. İkinci ayak. Birinci ayak Türkiye içinde İstanbul. Türkiye dışında Almanya veya işte Avrupa ülkeleri. Bunlar nereden göç alıyor? Yoksa İstanbul'dan alıyor. Şimdi bir baktığında doğudan İstanbul'a geliyor veya İç Anadolu'dan İstanbul'a geliyor. Daha iyi bir yaşam için, daha iyi bir kazanç için İstanbul'da da batıya gidiyor. Demek ki şu, eğer doğudan İstanbul göç alıyorsa demek ki İstanbul çok daha cazip. Fakat burada bir şey var. Çok basit bir matematik hesabıdır bu. Doğuda gelen bir insanın ev kirası 200 milyondur. İstanbul'a geldiğinde 1 milyar verecektir. Evet. Aynı ölçülerde. İşte oradaki mutfak gideri 300 milyondur. Ama bulunduğu kasabadaki mutfak gideri 300 liradır. Ama bulunduğu kasabada 100 liradır. Şimdi bu çok basit bir matematiktir. Demek ki sen oraya gittiğinde, ona iş sağlayabildiğinde, asgari ücretler bile uyguladığında orası gelmez buraya. Buraya gelmekteki tek bir amacı Boğaz'ı görmek değil. İstanbul'da yaşayıp Boğaz'a gidemeyen insanlar var. Peki Çin'de insan sömürüsü, emek sömürüsü olduğu söyleniyor. Çin iyi bir örnek mi?
şimdi çok farklı bir konuya girdik. Açmak lazım onu. Çok düz sorularla geçilebilecek bir şey değil. Yani şimdi çok başlıklarla soruyorsun ama şimdi bununla cevap verdiğim zaman çok anlamsız olabilir. Bana göre Çin'de emek sömürülmüyor. Ha, emeğin üretimde olan gücü en üst noktaya çıkarılmış durumda. Ama şu da var, insanlar emekten gelen gücünü kullanamazsa tüketimde de pay alamaz. Yani şunun gibi bir şeydir. Sen benim emekten gelen gücümü kullandırtmazsan, benim emekteki gücümün anlamını bana anlatamazsan tüketimde de söz sahibi olamayacağımı anlatmakta zorlanırsın. Yani ben emekten gelen gücümü kullanacağım, üretimde de payımı alacağım. Çin'de emekte gelen gücünü kullanılıyor. Nedir bu emekte gelen gücün kullanılması? Yani 8 saatte... Ucuz emek cenneti deniyor orası için. Ama ucuz emek cenneti derken, hani peki nasıl oluyor ucuz emek cenneti dediğimiz bir ülkenin ekonomisi çok yüksek bir şekilde büyüyor ve bu insanlara bir şekilde yansıyor Çin'de. Çünkü bugün Çin'de o kadar da ucuz değil. Bugün Çin'e gittiğinizde herkesin elinde en son model teknoloji var. Yani kapitalistleşiyor mu orası? Kapitalistleşiyor mu derken aslında tek bir çizgide de bakmak ya. Belli bir anlamda evet. Öyle. Bu ama iyi bir şey mi? Nereden baktığına bağlı. Daha tüketime. Ama orada bak şimdi şöyle bir şey var. Çok elektronik pazara yönelen bir tüketim yok orada. Şimdi oraya gittiğinde elektronik pazar çöplükleri bulamıyorsun. Ama Avrupa'da bugün geleceğin en büyük sıkıntılarından biri elektronik pazarların çöplüğünü bulamayacaksın. Yani bir insan eğer 5-10 tane cep telefonu değiştirebiliyorsa bugün bunlar nereye gidiyor? Bu elektronik çok büyük. Yok olmuyor. Bu çöplükleri daha yaratamamış olan bir Avrupa var ama Çin'de bu çöplükler daha yaratılmamış. Oraya giden bir tüketim yok. İhtiyacına dayalı bir tüketim var. Şimdi bu eğer şey yapılmaksa, engellenmekse onu da tartışalım. Peki geriye dönersek sen Londra'ya gittin. İşçilik çok kısa bir süre yapıp hemen hayata atıldın. Orayı bir anlatır mısın? Yani kabul etmedin o konumu ve yatırımcı oldun. Ya kabul etmedim. Yani ben şunu hep her zaman orada bir karşı çıkış vardı. Yani neden belli bir şey? Şu benim kafama çok takılırdı. İşte o dönem işverenler üniversitelere giderdi. Konuşmalar yaparlardı. Bunu da dinliyorduk. İşte gazetelerde beyanatlar verirlerdi. Televizyona çıkar konuşurlardı. Hep şunu söylerlerdi. Herkes bildiği işi yapsın derlerdi. Ama onlar her işi yapardı. Güzel. Yani onlar her işte olurdu. Peki sorduğunda neden? Ben işi bilen birisiyle yapıyorum derdi. Ama hep birilerine verilen mesaj şuydu yani. Ya siz işte okuyun, gelin çalışın. Modern köleliğe davet vardı bana göre. Öyle algılıyordum. Ve ben bu algımı o dönemler, bundan 25 yıl önce bir dik duruş gösterdim kendimce. Hayır kardeşim dedim. Kendi tarzımda yok böyle bir şey. Yani azmeden bu işte ben de varım diyen bir insan emeğini ortaya korsa, zamanını ortaya korsa, ilgisini bu alana yoğunlaştırırsa başarılı olabileceğini düşündüm. Ve böyle bir çıkış yaptım ben burada. Çünkü şöyle bir şey yok. Hakikaten de öyledir. Hale de öyledir. Yani herkes bildiği iş yapsan biz her işi yapalım. Peki buradan bir dakika bir iyi bir soru arkadaşlardan geldi. Diyorlar ki 1,5 milyon insan sınava giriyor Türkiye'de yüksek öğrenim kurumları için. Onlara boşuna bu sınava girmeyin, gelin iş yapalım gibi bir çağrı mı bu? Bak şunu çok şey olacak şimdi bu çok şey bir soru. İyi bir soru aslında. İyi bir soru da yani çok da üzerinde oynanabilecek bir soru. Şimdi bardağın yarısı dolu mu boş mu yani? Şimdi neyi duymak istiyorsun? Herkesin duymak istediği şeyi mi söyleyeyim? Yoksa yani söylenmesi gerekeni mi söyleyeyim? Yoksa söylemem gerekeni mi söyleyeyim? Senin söylemen gerekiyor. Benim söylemek gerektiğim, benim anlattığım, kendime göre analiz ettiğim olay bu. Hayır kardeşim okumalısın. Ama mesela MBA yapıyor, master'ını yapıyor, şunu yapıyor. Hayır yapmayacaksın onu. Eğer eğitimci olacaksan yap. Her harcadığın sene seni 2 sene geriye atıyor. Yani şöyle düşün, çıtayı her yükselttiğinde 5000 kişi yukarıda geride bırakıyorsun. Bir çıta daha atıyorsun, bir o kadar kişi daha geride kalıyor. Akademik kariyerle ticari hayatı ayıralım. Bitti kardeşim. Akademik kariyer yapan yürüsün, diğerleri hayatı. Tabii, çünkü neden biliyor musun? 22, bir master yaptın, 24, MBA dedin, 23, zaten alan gitti. Sen geliyorsun, bir de şöyle bir şey var. Benim karşıma geliyor CV, bakıyorum şimdi. Üniversite mezunu, amenna, iş tecrübesi yok. Bir de MBA'si var. İşte bilmem şu. Diyorsun ki ya bu zaten fazla para ister. Gerek yok ki. Bir de bunu mu eğiteceğim diyorsun yani. Açık sözlü iş adamı. Açık sözlü iş adamı yani. Dolayısıyla diyorsun demek ki üniversite mezunu yeterli. Buna vereceğim. Ama şunu da diyebilirim. Tabii kardeşim. Okuyun, MBA'nizi yapın, şunu yapın. Ama eğitimci de olmayın. Gelin ondan sonra iş hayatına girin. Ya bunlar tabii ki... Akademik hayatta olmayacakların bir an önce hayata atılması. Benim kendi inancım ve kendi çocuğum için de söyleyeceğim odur. Tabii ki üniversite okumalı. Ama şöyle de bir gerçek var. Aldığınız eğitimi nasıl aldığınız da çok önemli. Yani? Yani işte ben gazetelerde okuyorum. Yani bu da ayrı bir olay. O yüzden üniversiteyi bitirsin. Doğru bir üniversiteyi bitiren, bunu sindirerek bitiren, kendini geliştirerek bitiren bir insanın hayat, eğer iş adamlığı yapacaksa, işe girecekse hayata atılması çok daha gerçek. Çünkü biz hem okuyorduk hem çalışıyorduk. Bir şey soracağım. Türkiye'nin
dışında bütün bu hikaye oluyor. Yine arkadaşlar soruyorlar, diyorlar ki bunu Londra'da yapmak mı daha kolay? Birlikte yapıyoruz programı. Türkiye'de mi? İnsanlar sorar, tweetler de geliyor. Evet. Anne, özür dilerim. Türkiye'de mi bunu yapmak daha kolay yatırımcılığı, Londra'da mı daha kolay? Bak, şimdi iki şey vardır. Bir sistem, insana bağlı sistem vardır. Bir de sisteme bağlı insan vardır. Şimdi biz bak, Türkler çok şeyizdir, yatırımcıyızdır, çok hırslıyızdır, çok azimliyizdir. Samimi söylüyorum yani, bazı bir laf vardır ya, akıllı düşünene kadar deli dereye geçti derler. Bu bize çok uyar. İşte gözümüz kafamızda büyüktür, bu da bize çok uyar ama bunu çok iyi analiz ederiz. Çok şey değilizdir yani, onu çok iyi algılarız. Çok iyi diyorsun. Ama çok iyi sentezleriz, çok iyi yorumlarız. Güzel bunu de hayata olmuyor işte. Ama sisteme dayalı insan içerisinde bizler çok daha başarılıyız. Çünkü biz sisteme olmayan insana dayalı yapılar içerisine gelmişiz. Sistem bizde yeni yeni oturuyor. O zaman İngiltere'de yapmak daha kolay bunlar. Kurallar var çünkü. Kurallar var, daha kolay ve biz kuralsız yetişkinliğimizde o kuralları çok daha kolay bir şekilde yorumlayabiliyoruz, çok daha açabiliyoruz ve çok daha hızlı hareket edebiliyoruz. Peki bir Türk'ün orada böyle bir başarı öyküsü yazması bir tür ırkçılığa neden olacak, bir ya sen de nereden çıktın sorusu geldi mi? Ya yabancılara karşı bir tepki var mı, yoksa hayır ben orada hiç sorun yaşamadan yürüdüm mü diyorsun? Yabancılara karşı bir tepki yok, fakat ekonomik ırkçılık vardır. Yani bunun... Ben yabancılara karşı olan bir ırkçılık yaşamadım. Yani ırksal anlamda, yani Türklüğümden dolayı. Ekonomik ırkçılık vardır. Ekonomik ırkçılık da kapitalizmin kuralıdır zaten. Bu ekonomik ırkçılık illa da sizin İngiliz olmamanızdan kaynaklanmaz. Türkiye'de de ekonomik ırkçılık yapılıyordur. Yani bu kapitalizmin çok aslında... Ne demek ya, sermaye burada kalsın. Sermaye bende kalsın. Yani şimdi iki şey vardır. Bir, Türkiye'de kalsın yaparsın. Türkiye'nin de kendi içinde ekonomik ırkçılığı yapıyordur. Yani sermaye bende olsun. Paylaşmaktan uzak, işte bu en büyük tehlike, bu paylaşımı da yapabilmelisin. Paylaşabildiğince büyüyebilirsin. Yani şöyle, benim gibi İngiltere'de veya Almanya'da 3-5 tane Türk markasının olması beni güçlendirir. Peki neden Türklerin dünya çapının markası yok? Ya da var mı? Yok yani, ama şimdi tekstil anlamında ben söylüyorum, başka bir tekstil anlamda değil mi? Ama şöyle bir şey diyeyim yani, bakın İstanbul'un bir kere önce bir marka olması lazım. Türkiye'den ziyade İstanbul'u bir marka yapmamız İstanbul lazım. İstanbul marka değil mi? Yani şöyle bakalım. Londra'yla Milano veya işte Paris'le kıyasladığımızda hala biz burada bir tekstil anlamında konuşuyorum. Marka olabildik mi? Olamadık. Hala Milano'dan bahsediyoruz. Hala Paris'ten ve hala Londra'dan. Oradaki verilere göre biz yolumuza şekil veriyoruz. Bir dönem Türkiye tekstilde dünyanın en önemli ülkelerinden biri diyorlardı. Hani üretiyoruz, satıyoruz, çok iyiyiz falan. Üretiyoruz, tabii üretiyoruz, satıyoruz ve çok da iyiyiz ve çok daha da iyi olacağız. Ama bu fasona dayalı. Bakın şimdi bizim geçmişimiz Sümerbank'la başlıyor. Yani tekstilde çok fazla bir geçmişimiz yok. İşte Türkiye'nin sanayisi 30'lar. Sümerbank'la olan bir tekstil geçmişimiz var. O da Sümerbank'la dayalı. 70'lerde Almanlara dayalı bir ekol gelişmiş. Fasona dayalı bir ekol. Onunla birlikte 2000'lerde sürecimizi çok hızlı geliştirmişiz. Çok alt sanayimizi geliştirmişiz. İşte boya hanelerimiz olmuş. Pamuklar üretmişiz, iplikler üretmişiz. Ama bir yerde 2000'lerde tıkanmışız. Hep şöyle olur, bir mağazaya gideriz. Bir pantolon beğeniriz. Çok da pahalıdır. Bir bakarız, içini açarız. İçinde işte üretildiği yer Çin, üretildiği yer Tayvan, üretildiği yer Türkiye falan yazar. Ve biz aslında kendi ülkemizde 1 liraya alacağımızı o markayı yedikten sonra 10 liraya almaya başlarız. Bu da tuhaf bir durumdur. Aradaki 9 lirayı da birisi kazanır. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani neden o aradaki 9 lirayı da kazanan biz olamıyoruz? Bizim olabilmemiz için onu farklı enstrümanlara ihtiyacımız var. Diyorum ya, işte İstanbul'un bir kere şey olması lazım. Moda şehri olması lazım. Bir kere bizim çok güçlü markamız olması lazım. Ondan ziyade bizim Avrupa'da markalarımız olması lazım. Ondan ziyade bizim o markalarımızı tanıtacak öncülerimiz olması lazım. Ama yok ya, değilim. Nereden başlayacağız? İşte başlıyoruz bir yerden. Onun yerine marka almak bana çok daha cazip geldi. Yeniden yapıp bunları zorlamaktansa var olan markaları alıp yönetmek çok daha bana cazip geldi. Ama Türkiye'de de çok güzel şeyler oluyor. Öyle deme. Şimdi yani ben işte bundan 10 sene önce yaklaşık, belki biraz da, Tarkan'ı şeyde dinlediğimde, Portekiz'de dinlediğimde bir anda yolda giderken şok olmuştum. İşte bugün ben Dubai'ye gittiğimde yolda işte bir takım markaların reklamlarını görüyorum. Oraya gittiğimde orada mağazalarını görüyorum. Orta Doğu'da gayet iyiyiz ve doğru gidiyoruz. Ama Avrupa'da yiyoruz. Avrupa'da ben de diyorum ki Avrupa'da... Birincilik Avrupa. Olmalı, çünkü oradaki cepheleri tutmazsak buradaki cephelerimizi kaybederiz. Ama diyorsun ki sen orada marka yaratacağımız olan markaları bastırıp parayı alalım. Tabii almadık. Çünkü 21. yüzyılda ekonomi yeniden şekilleniyor. Ve bu ilk darbelerde çok şirketler düşüyor ve hala yolunu bulamayanlar var. Çünkü önümüzdeki yüzyılın
tekrar yeniden şekillenmesi yani söz konusu. Türk yatırımcılara gidip orada çok uygun fiyatlarla alabilirdi tabii. Almalılar. İşte burada yürekten bahsediyorum. Paradan değil. Alabilecek güçleri de paralar da var. Yüreklerini ortaya koymalılar. Korkmamalılar. Dilini dinini bilmemekten çekinmemeliler. Çünkü buradaki Türk insanın başarısı inan oradaki aldığı en kötü markayı bile uçurmaya yeter. Samimi söylüyorum. O azim, o hırs, o yetenek götürür. Peki sıradan ve hiçbir parası pulu olmayan bir insan, ben dünyada da rekabetçi olacağım, genç bir insanım dediğinde bu olanağı da görüyor musun? Yani hayaller yetiyor mu yola çıkmak için? Bir şey söyleyebilir miyim? Çok basit. Biz arkadaşız da aynı zamanda. Söyle. Hayallerimiz olmasaydı bugün buralarda olur muydu? Ben olmazdım. O zaman hayal kurmak işin başı mı? İnsanlar hayalleri kadar büyüktür diyorum. Ben buna inanıyorum. Ama hayal kurmak tek başına da yetmiyor. Yani onu da gerçekliğe dönüştürmek için mücadele etmeli. Kendini geliştirmeli. Doğru okumalı. Pozisyonlarını doğru almalı. Yani piyasayı doğru okumalı. Piyasanın en azından önümüzdeki gelecek 10 yılını görebilmeli. Bir de vizyon eklemeli ona. Yani o vizyon. Ama kendince yapmalı bunu. Yani o kendinden yaratılabileceği bir şey. Bütün bu lafları insan kendinde ya benim vizyonum var, benim aslında her şeyim var diyebilir ama hiçbir şey olmayabilir. Sahaya inmeli o zaman. Ama sahaya inmemesi için kendini engelleyenler o da var. Kendini de kendisi engelliyor. İnmeli sahaya. Yani ne olacak? Yani sonuçta inecek. En fazla bir kırmızı kart görüp saha dışına çıkacak. Veya bir tekme yiyecek, ayağı kırılacak. Ama hayatına devam edecek. İnecek yani. 100 kişiyi indirsek düşünsene. Bunlardan en azında 20 tanesi başarılı olsa yetmez mi? 80 tanesi elenecek. Herkesin kazanacağı diye bir şey yok ki bu işte. Yani. Geride kalanların da geri kalan nasıl geçirecek? Yani... Herkesin iş adamı olacağı diye bir şey de yok ama. Peki İngiltere'de siyasetle işçiler arasındaki mesafe ne kadar? Türkiye'deki ne kadar? Ama şimdi bu da çok şey bir soru. Yani siyasetçi iş adamı siyasetin içinde olmalı mı? İşte veya ben medyada olmalı mı? Önce siyasetin iş adamıyla arasındaki mesafe nasıl? Başka türlü söyleyeyim. O da bir seçmen. Türkiye'de onu söylemedim. Türkiye'de devlet kaynaklarından beslenmek uzun yıllar iyi bir yöntemdi. Mesela bu İngiltere'de, Türkiye'de bu ilişki dengeler nasıl oluyor? Yani devletle iyi geçinen daha zengin, devletle kötü geçinen daha yoksul. Öyle bir şey yok. Oradaki sistemin, ben burada da öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Orada öyle bir şey yok. Yani sistem zaten kendini kurmuştur. Sistemin içerisinde çarklar işliyordur. Hiçbir şekilde bunun, bu çarkın bir şekilde sağa veya sola dönmesi mümkün değil. O çark nasıl gerekiyorsa öyle işliyor. Kapitalizm tıkır tıkır işler diyorsun. Yani orada işliyor. Yani orada ben bir şey görüyorum. Ama burada da ben öyle bir şey düşünmüyorum. İş adamının siyasete müdahalesinden söz etsek peki. İş adamı siyasete müdahale ederken yani... Ya Avrupa şu anda krizde ve bütün şeyleri de götürüyor. Ama peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Güçten bahsedelim. Siyaset güç müdür? Güçtür. Ekonomi güç müdür? Güçtür. Basın güç müdür? Bir ya basın zavallı işte. Çok zavallı. Evet, peki bu zavallıların birbirinden kopuk olması mümkün mü? Şimdi ama bunu nasıl yorumladığım, bunu nasıl işleyişin birbirine girmesi çok önemli. Eğer bu giriş birbirine çok karmaşık yapıya dönüşürse orada sıkıntı doğar. Yoksa üç tane güçten bahsediyorsun. Ekonomisi, siyaset niye yapılır? Ekonomiyi daha da ileriye götürmek için. Neden? Çünkü ekonomisi ilerlemiş olan ülkelerde milli gelir çok daha yükseğe çıkar. Dolayısıyla siyaset orada çok daha başarılıdır. İş adamından kopuk bir siyasetçinin, yani özellikle Türkiye gibi ekonomisinin geliştiği ülkelerde var olması mümkün mü? Avrupa'da da bu böyledir. Ama bu ilişkilerin nasıl kurulacağı çok önemlidir. Medya da öyledir. Şimdi üç tane güçten bahsediyorsun ama diyorsun ki ya bu ilişkilerin birbiriyle ilişkisi doğru mudur, yanlış mıdır? Ha diyor ya yolu gösteririm ama nasıl yürüyeceğine karışmam. Önemli olan burada nasıl yürüneceğinin doğru tespit edilmesi. Eğer doğru ilişkiler olursa nedir niye doğru olmasın? Ilişki? Mesafe niye olmasın? Ne kadar olmalı? Peki şöyle de ben şu soruyu sorabilirim. İş adamı olmamış bir siyasetçi. Siyasete geldikten sonra iş adamı olmuşsa ne olacak? Bunu nasıl yapacağız? Bir de şöyle bir şey var. Benim bu hakkım. Mesela atıyorum ben ondan dolayı demiyorum. Herkesin bugün bu ülkede yaşıyorsa yaşadığı ülkede oy veren her insanın o ülkede siyaset yapma hakkı da olmalı. Bunu şunu anladım da. Ayıramazsın. Sen iş adamısın. Siyasetçi iş adamı arasındaki mesafeyi sorarken ben şunu söylüyordum. Bugün ben görüyorum ki dünyanın pek çok ülkesinde özellikle Avrupa'da devlet başkanları neredeyse kaynak bulmak için bir dilenci haline dönmüş durumdalar. Bu da kapitalizm açısından bir sıkıntı deniyor. Burada da iş adamı daha mı güçlüdür? Yoksa devletin gücünün zafiyete uğraması iş adamı açısından da sıkıntı mı doğurur? Hayır. Buradaki olay gene şunu söylüyorum. Bu güçler birbirleriyle doğulu bir sistem içerisinde buluşurlarsa bu açmazlar açılır zaten. Buradaki tıkanıklığın en büyük sebeplerinden biri siyasetle iş adamlarının birlikte hareket etmesinden kaynaklanmıyor. Bir yabancı mısın sen İngiltere'de, bir yerli misin artık bir sermayedar olarak? Sermayenin yabancısı yerlisi yoktur ki. Paranın rengi de yoktur. Para konuşamaz ki. Yani ben Türk'üm veya ben İngiliz'im demez. Orada sana nasıl bakıyorlar?
Valla o ekonominin içerisinde para kazandırdığın sürece, ekonomiye destek olduğun sürece herkes seni orada doğru görür yani, oralı görür. Yani bir sıkıntı yok. Türk yani. Olmak falan ortadan kalkıyor. Önemli olan kaynağı ya oradan. Türklükten ziyade dediğim gibi ekonomik ırkçılıktan bahsederiz. Fakat bu çok farklı bir konu. Şimdi buraya iki kelimeyle söylersek biz de yanlış anlaşılırız. Yanlış da mesaj vermiş oluruz. Ya yani o farklı bir şey ama Türklüğümden dolayı orada hiçbir sıkıntı yaşamadım. Peki bana bir de şunu söyler misin? Dünyanın hangi ülkelerinde şu anda yatırımın var? Ve bir de onu anlayalım. Ne oranda bir yatırım var ki İngiliz basını senden çarşaf çarşaf söz etti. Uzun süre tam sayfa haberlerini yaptılar. Yani dikkat çeken bir yatırımcı oldum. Şimdi şöyle, orada biz kimsenin cesaret edemediği bir dönemde batmış olan bir şirketi aldık. Bu bir kere şeydi, bir dik duruştu. Yani herkes anlamaya çalıştı. Çünkü aşağıya inmiş, artık dibe vurmuş, yok olmuş denen bir şirketi birisi gelip alıyor. Dikkat çekti. Bu bir kere şeydi yani, bir dik duruştu. Onların da dikkatini çekti. Bu biraz şeydi ama o ilk duruşa bir saygıydı önce. Yani ufak bir krediydi. Bir bakalım. Herhalde bir cesaret örneğidendi. Bir 6 ay ömür biçildi. Fakat bu 1 yıla çıktı. 1 yıldan 2 yıla çıktı. 2 yıldan 3 yıla çıktı. Bir baktılar ki burada bir de büyüyen şey var. Yani herkes aşağıya inerken çizgi yukarıya çıkıyor. Yani işte bundan 3 gün önce biz ilk yarı rakamlarımızı açıkladığımızda %18 artmışız. Oranın en bilinen markaları %8 aşağıya inmiş. Bu ne demektir? %24 demektir. Burada bir başarı var. Çok büyük bir şey. Ama başarının da ötesinde artık şey var. Farklı olaylar var yani. Orada bir doğru okuma var. Doğru bir vizyon var. Doğru bir ekip var. Mesela bizim Türkiye'den giden arkadaşlarımız var. Orada bizim yönetimin içinde söz sahibi. Burada yetişmiş olan insanlar. Dolayısıyla bunu artık görmemezlikten gelmek... Yaratıcılık var yani. Yaratıcılık var tabii. Görmemezlikten gelmek mümkün değil. Artık hakkı teslim etmekten başka da yapılacak bir şey yok. Ben buraya gelmeden önce işte oranın en büyük gazetelerinden biri beni aradı. Olimpiyatların ekonomiye verdiği eksilerle ilgili, evet, görüş aldı. İşte bu haftaki gazetelerinde. Yani orada büyütüldüğünü düşünüyorum. Beklendiği gibi olmadı. Çünkü insanların öncelikleri arasında değildi. Çünkü İngilizler bu yaşadığı şoku ilk kez yaşadılar. Milli gelirlerinin bu kadar aşağı düşmüş olması. Böyle bir şoku hala atlatamadılar. Yani öncelikleri arası. Çünkü onlar şöyle. İnsanlar kendi öncelikleri dışındaki olaylarla pek ilgilenmiyorlar. Önce kendi önceliklerini ele alıyorlar. Kendi önceliklerini... Yani şaşa, debdebe hiçbir şey ifade etmiyor. Yani. Ama şurada bir derinlik var tabii, bak etmiyor ekonomik olarak baktığında. Ama öbür tarafta da öyle bir derinlik ortaya çıktı ki, kültürel derinlik. O açılışta öyle bir gösteri yapıldı. Yani bugün o olimpiyatların bugünden sonra bir başkasının o denli güzel bir gösteri yapacağını ben düşünmüyorum. Orada da bir kültürel derinlik vardı. Yani burada bir ekonomik başarısızlık var. Bu da bir imaj yenileme mi oldu? Kesinlikle yani. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Sen şunu söyleyebiliyor musun? Dünyada bu süreçle birlikte özellikle bizim gibi genç nüfusu yüksek olan ülkeler hem yaratıcı hem de dünyada yarışmacı olma şansına sahiptirler. Bunu iyi kullanmak gerekir diyor musun? Kesinlikle. Bunu biraz yani, açamam. Çünkü bir kere genç nüfus artı. Yani avantaj diyorsun. Çok büyük avantaj. Ama doğru kullanılmazsa da tam tersine döner. Çünkü sonuçta o insanlarla da uğraşmak durumunda kalacaksın. Çok büyük bir kitle, genç bir kitle, daha düşünceleri net olarak yönünü oturtamamış bir kitleyle baş başasın. Ve bunları bir şekilde kanalize etmekte zorlanırsın. Ama eğer doğru kullanırsa çok büyük bir güç. Yani o genç insanların düşünsene. Heyecanı. Azmi, heyecanı. Yani onu da bırakın. Bugün Avrupa'da yüzlerce genç var. Bu insanlar o ülkenin dilini, dinini, ırkını biliyor, sistemini biliyor. Artık yani oradan biri olmuş. O insanlarla birleşen buradaki bir gençlik, yani buradaki gençlikle Avrupa'daki birleşen bir gençliğin Türkiye yaratacağı sineciyi düşünebiliyor musun? Peki sen bir yatırımcı olarak bu Londra'daki büyük başarını, Londra'da da ilgi çeken, İngiltere'de büyük ekonomi yaratan bu başarını Türkiye'de de görünür kılma ihtiyacı duyuyor musun? Yoksa ben başka bir ligde oynuyorum, Türkiye ligi beni ilgilendirmiyor diyorsun. Çok ilginç bu, biliyor musun? Çok güzel bir soru sordun. O gün bir gazete okudum ben, isim vermeyeceğim. Şey deniyor, bizim sektörümüzle ilgili birkaç yorum var. Diyor ki biz diyor Avrupa'da diyor işte oyun bile kuramayız diyor. İşte yorum yapan diyor o Avrupa'ya açılma konusuyla ilgili bir konu hakkında görüş bildiriyor. Yorum bile yapamayız diyor. Diğer birisi bizi stada bile sokmazlar diyor. Aklınızı başınıza toplayın, Türkiye'de kalın diyor. Böyle yorumlar var. Aslında biz orada şu anda oyun kuruyoruz. Bırak yani, oyunun içerisindeyiz, oyun kuruyoruz. O arkadaşlar böyle düşünmeyip oraya gelseler, biraz sadece bizi görseler. Ben buraya gelme gibi bir derdim yok. Ben sadece şunu diyorum. Benim oradaki başarısızlığım benim başarısızlığım değil. O çok basit, benim başarısızlığım olsa ne olacak yani? Girdim, yapamadım, çıktım.
benden sonra gelecek olan insanların azmini kırmamam lazım. Nedir bu? Ya işte ben İngiltere'de bu işi yapacağım. Ya yapma kardeşimler. İşte birisi yapmıştı, bak nereye geldi. Bunu dedirtmemek adına ben başarılı olmak zorundayım. Teşekkür ediyorum. O yüzden o arkadaşlara da şunu diyorum. Kardeşim gelin. Öyle gelin. Ve o gördüğünüz gibi de değil. Siz orada oyun da kurarsınız. Siz orada söz sahibi de olursunuz. Siz İngiltere ekonomisini yönlendirecek güce de sahip olursunuz. Ve Türkiye'de de tekstilin önünü açarsınız. Sevgili seyirciler, aykırı sorularda bugün iki farklı konuda iki ilgi çekici söyleşi gerçekleştirdik. Yarın akşam İslami çevrelerin ilgi çekici ismi Esra Elönü burada olacak. Hemen ardından Türk tiyatrosunun büyük yıldızı Nilgün Belgün bizlerle olacak. Haftayı öyle tamamlayacağız. Aykırı sorularda görüşmek üzere. Kaçıranlar akşam tekrarını izleyebilirler. Hoşçakalın.